O şarkıcı, yazar, tiyatro oyuncusu ve fotoğraf sanatçısı. Yani beş parmağında dört marifet. Hepsinde başarılı oldu. Senden başka Ah Nerede ve Oh Olsun şarkıları hala dillerde. Hala ezbere söylenmekte. Aa, bu şarkılar sizin mi? Dendiğinde cüzdanını boşalttı. Cebinden çok paralar harcadı. Sokaklara resmini koymak için billboardlar yaptırdı. Kendinin sponsoru kendisi oldu. Kimseye onun tabiriyle eyvallah demedi. Bildiğini yaptı. Sonra yazarlığa soyundu. 20'ye yakın kitap yazdı. Kitap yazmanın çok zor olduğunu belirterek çoğu ünlü kitaplarını başkasına yazdırıyor ama isimleri yazar diye çıkıyor diyen o geliyor şimdi. O kim mi? Müzikal yeteneğini Engin Cezzar'dan, tiyatro yeteneğini Hadi Çaman ve Haldun Dormen'den, kitap yazma yeteneğini Tarık Dursun K ve Aziz Nesin'den, fotoğraf yeteneğini ise MFÖ'deki Fuat'ın babası Sami Güner'den alan, lakabı Çocuk Kadın, Yaşsız Kadın, Bayan Cıvıl olan Füsun Önal. Evet, hangi birini saysam bir fotoğraf. Çok teşekkür sanatçısı, ediyorum bu yazar, hazırladığınız tanıtım için. Çok şeker olmuş. hangi birinden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Çünkü her el attığınız dalda çok başarılısınız. Hepsine yer vermeye çalışacağım elimden geldiği ölçüde. Bu arada hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. stüdyonuzun bu şeklinde çok beğendim. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler, olsun. Çok teşekkürler. Evet, isterseniz önce Ah Nerede, Senden Başka ve Oh Olsun'a üçleme, üç altın plak üçlemesi ve üçü de Yeşilçam filmi oldu. Oldu. Gerçekten çok fazla ilgi gördü. Çok da keyifli şarkılardı. Ben o şarkıları dinliyorum ve büyük keyif alıyorum. Evet, internette, YouTube'da veya işte başka sitelerde bütün o şarkıların klipleri var. Yani o zaman klip demiyorduk tabii, video falan diyorduk. Onları bana hep yolluyorlar hayranlarım. Hakikaten keyifle izliyorum ben de. İyi ki o siteler açıldı da o şarkılar genç kuşaklara, daha da yeni kardeşlerimize ulaşmış oldu. Ben şimdiki şarkılarda aynı keyfi alamıyorum. Siz alıyor musunuz Allah'ım? Hayır, nedenini söyleyeyim. Benim kendi görüşüm olarak. Şimdi klip yapıyorlar. Ve o klipte işte sen mesela içeride mutfakta çay koyuyor da olsan ya da duş alıyor da olsan ve o çalıyorsa, hı, sen diyorsun ki bu satırda ha şimdi kız dağdan aşağı koşuyor, ha şimdi işte yırtık pantolonlu kirpi saçlı çocuk ona doğru koşmaya başladı, seni görsel olarak o şarkının satırlarıyla görüntüler, beyin onları oraya depoluyor ve seni şartlıyor. Halbuki eskiden ne bileyim İzmir televizyonuna TRT'ye gittiğin zaman oradaki çekim başka, dekor sen başka kostümle, başka işte bir görüntüdesin. Kıbrıs'ta çekim yapıyor TRT, başka bir dekordasın. İşte Ankara televizyonuna gidiyorsun, TRT'ye ayrı bir çekim oluyor, ayrı bir dekorda. Kimse o şarkının sözleriyle şartlanmıyor. Sadece sevdiği şarkıcıyı görüyor. Bir de şarkıyı benimsiyordu. Onun için o şarkılar ölümsüz oldu. Şimdi sadece beyine görüntüler çakılmış oluyor. Ama ve hepsi de birbirine benzer şeyler oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Kliplenmemiş şarkılar da var mesela yine aralarında ama o şarkıların sıcaklığı, evet, neşesi ya da duygusallığı ya da bizi yakalayan özelliklerini mesela çok fazla şimdi var şarkılarda. Tabii olanlarda var yani. Var, yok değil. Var ama Tarkan'ın, Sertab'ın, Kenan'ın yani öyle unutulmaz şarkıları var. Benim için o üçü çok sevdiğim genç arkadaşlarım olduğu için onların da unutulmaz şarkıları var ve öyle olacaklarına da inanıyorum ben o üçünün. Bir de şeyi çok sevdiğiniz biliyorum, Nil Kara İbrahimgil'i. Evet, Nil Kara İbrahimgil babası, annesi de benim arkadaşlarım. Nil'in kimseye ödün vermeden kendi kafasının doğrultusunda, kendi düşüncelerinin çizgisinde giyinen, ona göre şarkı sözleri yazan, ona göre bir takım mimikleri ve klipleri bile çok çılgın. Benim Mazhar Fuat'ın bir röportajında okumuştum. 2000'lerin Füsun'u demiş Nil için. Bence çok doğru. Tabii Füsun Füsun'du, Nil Nil ama çılgınlık ileri
kendileri yani yönelik değişik düşünceler ve kendi çizgisini bozmadan, ödün vermeden sürdüren bir şarkıcı arkadaşım olduğu için Nil, onu hakikaten çok beğeniyorum. Şimdi, ben de az buz delilerden, çılgınlardan değildim. Onu diyeceğim. Yani. Şimdi siz mesela konuşurken hep canlandırıyorum hayalimde geçmişe dönük şöyle bir yolculuk yaptığımda hakikaten o dönemler ki şimdi 2010'dayız, 2009, 2010, 2000'li yıllar. O dönemlerde daha muhafazakar bir Türkiye var ve çok çılgın bir füsun önü. Evet. Sahne şovuyla, yani mesela ben TRT'ye gittiğim zaman yapımcı arkadaşlarla sonraki yıllarda hep konuşuruz böyle, kulakları çınlasın hepsinin. Ya sen geleceğin zaman kalbimiz atardı. Hani çünkü denetim kurulu vardı o zaman. Evet. Rütük yoktu. Denetleme kurulu tabir ediyoruz. Şarkılarımız denetimden geçiyor. O yayınlanır ya da yayınlanamaz. Ya da kıyafetin mesela, o da aynı şekilde denetime tabi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hiç denetime takıldığınız olmuş mu? Çok az şarkım. Yani şarkılarını %99'u denetimden geçen bir şarkıcıyım. Çünkü yine belli bir çizgiyi yakalamıştım. O çizgi kimseye zarar vermeyen, mesaj yüklü değil. Yani işte ben şu kesimin mesajını atıyorum. Değil yani. Ben her kesimdeki insanlar beni dinler, sever. Öyleydi. Hala da o çizgim sürer. Ama tabii benim beynimin içinde kendi dünya görüşüm ve kendi siyasi çizgim ayrı. O beni ilgilendirir. Çıkıp ortada onu böyle köşelemek istememişim de hiçbir zaman. Onun için şarkılarım hep denetimden geçmiştir. Yalnız kıyafetlerim çok deli olduğu için. Onu soracağım. Peki onlar yeşil bir saç giyiyorsun. Yeşil saç, kırmızı saç, bembeyaz saç. Böyle. Hatta Mustafa Sandal bir klibinde saçlarını beyaz bir boya sürmüşlerdi. Evet, evet. Ah dedim, o zaman beyaz boya yoktu. Ben beyaz peruk dışarıdan bulmuştum. Beyaz peruk giymiştim kafama. Yine bir TRT çekimiydi. TRT de benim için bayağı, mesela yüksekten gelen bir yol yapmışlardı İzmir Televizyonu. Bayağı stüdyonun tavanına yakın bir yerden dönerek koşuyorum ve yerlere parlasın diye ayna kırıkları, hani böyle küçük şeyin üzerine serpmişler, onlar yapışmış minik minik. Yani kesmez ama kesedebilir. Topuklu pabuçla koşamam dedim. Oradan inmem lazım. Koşarak mı inecektiniz? Evet, çıplak ayak. Ayakkabılarımı çıkardım. Oradan şarkımı söyleyerek, Chiquitita, Abba'nın şarkısını söylüyordum. Ay, çok o şeyde, görüntüde. Koşa koşa, onlar hafif de ayağımı acıyarak. Ama cam parçaları nasıl cesaret ediyorsun? İşte aynacık parçaları böyle minik minik. Eyvah. Bir şey olmadı. Bir hafta böyle minik kanayan bir yerler oldu. Yani gözü hiçbir şeyden çekinmeyen bir tiptim. İstanbul Televizyon Stüdyosu'nda, TRT'de. Tam tersi, reji odasını oraya çıkarken demir merdivenler vardı ve duvar tuğla örülüydü. Orayı çok beğendik, orayı kullandık. Bütün ışıklar oraya döndü. Yani benim için eski yapımcı arkadaşlarım da çok uğraşmışlardır. Korktukları kadar varmışsınız. Ama mesela şey derlerdi, aman Füsun şu kameraya doğru dönme, hani eteğim açılırsa. Şimdilik neredeyse çıplak çıkıyor insanlar ve kameralar daima ekvatordan aşağı çekimler yapıyor. O zaman öyle bir şey yok. Fakat dediğim gibi işte bir paçam uzun, öbür tarafı mini. Efendim söyleyeyim, yüzümün yarısını Oya Tolga başka makyaj yapıyor. Bu yarısı başka. Kırık Tarakali bu saçımı başka yapıyor. Bu tarafı başka. Böyle döndüğüm zaman başka Füsun söylüyor. Böyle döndüğüm zaman başka Füsun söylüyor. Saçı, giyimi, makyajıyla. Hani aklına ne gelir? Sahnede giyindim, soyundum ya. Evet, şimdi mesela çok çılgınca bunlar tabii. Ben düşünüyorum ya, hani 85'ten bahsediyorum dönem, ya. Sahnede evet, giyindim, soyundum. O dönem için ciddi aslında cesaret isteyen şeyler bunlar. Ama tabii çıplak soyunmuyorsun. Altta bir bale taytın var. Çizmen ayağında duruyor. Her kılığa uyabilecek şeyde, önde rengarenk şeyleri var. Burada bir tuvalet masam var tekerlekli. Bütün her şarkını anlatırken oradan aksesuarı alıyorum, etekse eteği giyiyorum, jüponu giyiyorum, eteği, işte peruk alıyorum, takıyorum, saçlarımda örgü ki kolay kullanabileyim şeyin altına diye, peruğun altına. İşte gözlükler, eldivenler, şarkıya göre. Bir de kızım vardı, Aysel, o da benim üstümden çıkanları dans ederek alarak götürüyordu. Ve orkestrayı düşün, Uğur Dükmen klavyede.
Hami Barutçu bas gitarda, Erkan Uğur gitarda. Ay, ne güzel. ve zaman zaman Cezmi Başeymez, zaman zaman Asım Ekren, bizim damat Asım. Evet. Davulda şeklinde çok konserlerimiz vardı. Peki ama hiç tedirginlik duymaz mıydınız o dönem için? Çünkü hani diyorum ya, daha mutasip bir Türkiye var. Daha muhafazakar bir Türkiye var. Acaba tepki alır mıyım? Daha hoş bir olayla karşılaşır mıyım gibi hiç aklınızdan bu tür tedirginlikler geçmedi mi? Çünkü şöyle Esra'cığım, özel yaşamıma dikkat ettiğim için, tabii ben de aşklar yaşadım, ben de sevdalar yaşadım, ben de bir yerlere gittim, seyahatlere çıktım, sevgilimle yemeklere gittim. Ama o zaman hani paparazzi olayı yok, öyle kapıların önünde hani arkadaşlar gelmiyor. Ben ayrıca onları hiç kınamıyorum, tam tersi çok üzülüyorum. Özellikle soğuk havalarda, yağmurda, karda görev veriliyor onlara. Onlar görevliler yani, onlardan istenen şeyi yapıyorlar. Onların da üstleri var yani. Onun için arkadaşlarıma kötü davranan herkese çok sinirleniyorum. Çıkmak istemeyen o yerlere gitmemeli. Gitmezsen çıkmazsın yani. Aslında ben halkı kastetmiştim. Yani onlar tarafından acaba herhangi bir tepki alır mıyım, bir şey olur mu diye. Sen özel yaşamında dillere düşmediğin için bugün onunla, yarın bununla bilmem ne. Halbuki sevgilin de değişmiş olabilir. Ama o türlü okumadığı için senin sadece konserlerini okuyor. İşte konserde böyleydi. Barbara Streisand'ın Woman in Love'ı şöyle yorumladı. Abba'nın işte Chiquitita'sını böyle yorumladı. Vokalistleri böyleydi. Keman grubu vardı. Yani bunlar yazılıyor. Çılgın giysilerin yazılıyor. Seni o zaman saygıyla anıyor. Televizyonda da ailenin kızı gibi içten konuşuyorsun. Numara çekmiyorsun. Hani böyle hani cici olayım. Neysen olsun. Hep buydum. Bu yaşıma geldim. Hala böyle konuşuyorum ve davranıyorum. O zaman senin o çılgın giysilerin seyircide ne şeker duygusu sadece uyandırıyor. Çünkü aynı şey mesela Zeki Müren için de geçerli. Yine içeride biraz sizinle sohbet ettik bu konuyu. Cidden o dönem için mesela çok fazla gelebilecek kimi kostümler, kimi şovlarla cesaret edip çıkması çok farklı bir atmosfer yarattı. Sizin için de çizgi çekmeyi, sınırı koymayı bileceksin. Evet. Zeki Müren eğitimiyle, kültürüyle, özel yaşamındaki seçimiyle, hayatına seçimiyle, bir de olmaması, öyle olmaması gereken yerde de öyle olmayarak, takım elbisesini çekip gayet efendi bir şekilde konuşarak, öbür türlü de dünya komiği, dünya eğlencelisi, kendi cinsel tercihini rahatlıkla ortaya koyan, yani farklılığını koyabiliyordu. O sınırı çekmeyi bileceksin. Ki sizin de aranız çok iyiydi. Çok iyiydi. Kadarıyla, ben ilk evliliğimde aldatıldığım zaman eşim tarafından sahnede işte onun bestesini söylüyorsun, düşün. Hep aklın, bir de yaşın çok küçük, 20'lerin başındasın falan. Şey derdi, çık sahnenin tozunu dumanını attır, gel ondan sonra benim omuzumda ağla. Orada düşünme derdi. Yani çok şekerdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok güzel yıllarda yaşadık. Şimdiki arkadaşlarım ışık, teknik, imkanlar açısından çok şanslılar. Hani sahnelerin kuruluyor işte, ışıklar bilmem ne, süper. Bizde daha primitifdi. Türk filmlerinde görüyorsun. Daha eski. Tabii biz biraz daha iyilerini yakaladık tabii 80'lerde, 90'larda. Ben 97'de gece çalışmasını bıraktım. 97 yılına kadar çalıştım. Hatta şu anda oynadığım oyunun yönetmeni Hakan Altıner'in, Hakan Altıner'in kabaresi vardı Taksim'de. En son Hakan Altıner'in açtığı Talimhane Bar'da kabare show yaptım. Ondan sonra da gece çalışmasını bıraktım da konserlere dönüştürdüm de. Yani seyircinin zihninde çizdiğin imaj neyse seni öyle algılıyor. Onu da sen vereceksin. Evet, bu az önce saydığınız şarkılar Ah Nerede O Olsun. Ve, tabii bir tek benim şarkılarım Ah Nerede O Olsun ve Senden Başka değil. Benim bir yığın çok var. Çiğdem Tölümeli Kibar şarkılarım var. Selma Andak şarkılarım var. Buğra Uğur şarkılarım var. Şanay Yurdatıpan, Atilla Özdemiroğlu şarkılarım var. Kendi bestelerim var. Bir yığın. Filmleştirdiği için fakat illa de bu üç şarkı bana üç altın plak getirmiştir. Sonra
sırada Minik Kuş Eurovizyon'da derece aldı Türkiye elemelerinde. Hı hı. Onun da içinde olduğu İnsanlar İnsancıklar diye de bir şarkım vardı. Ayhan Işık'ın sinema filmini Ayhan abinin isteğiyle bestelenen ve benim okumamı istemişti, söylediğim bir şarkıydı. Onların da içinde olduğu bir uzun çalar çıktı. Hı hı. Ona da bir altın ödülüm vardı. Sonra Altın Kelebek Hürriyet Gazetesi'nden almıştım. Dolayısıyla onlarca ödül, bir kere halkın ödülü, zirvede ve ışıklar saçan bir Füsun Önal. Yaptığı şarkılar inanılmaz tutuyor ve seviliyor. Müziğin zirvesindesiniz. Sonra bir anda sizi göremez olduk müzik dünyasında. Baktık kitaplar yazmaya başladınız, fotoğraflar çekmeye başladınız ve oyunculuk yapmaya başladınız. Yani bak şimdi 90'larda ben kitap yazdım. 1990'da ilk kitabım Hayatı Denedim çıktı. İnkılap Kitap Evi'nden. 90'dan 2010'a kadar ben yayın dünyasının içindeyim. Yani edebiyat dünyasının, yazın dünyasının ve İnkılap Kitap Evi'nin yazarıyım. Senin elindeki kitabı gösterebilirse evet, arkadaşlarım yakından. 20. kitabımdır. Benim adım Aşk. Hı hı. Burada bu kitabıma gelene kadar 20 yıl geçti. 20 yıl 20 kitap ve hep İnkılap Kitap Evi. Hı hı. Türkiye'nin 80 küsur yıllık en büyük yayın evinin biri. Evet. Birkaç yayın evinin bir tanesi İnkılap evet. Kitap Evi. Dolayısıyla bu yılların içinde benim Nostalji CD'm de çıktı. Şu anda 12 tane CD'de benim tek şarkılarım var karma CD'lerde. Hı-hı. Hatta bu sene sanıyorum 4 tane Hakan Eren'in Osi Müzik'ten çıktı. Yani tam da kopmuş değilsin. Bir de internet çok öne geçince oralarda senin eski şarkıların dönüyor zaten. Belki eski yoğunluğunda olmadığı için biz kimi zaman acaba müzikten koptu mu duygusu hissettik içimizde. Esra'cığım bak eksik olmasın, çok teşekkür ediyorum bütün kanallardaki yapımcı arkadaşlarıma, birçok davetler alıyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Onlara gelemeyeceğimi ön nedenini anlatıyorum. Hani ben gittiğim yerde kitaplarımı konuşmalıyım, oynadığım tiyatro oyunumu konuşmalıyım. Eski yılları konuşmalıyız ki genç arkadaşlar öğrensinler eskiden neler yapılıyordu. Ama bunları konuşamayacağım bir programda benim ne denli katkım olabilir? Yani bana ne denli geri dönüşü olur? Bu yüzden istemiyorum. Yeni bir yetme bir genç kız değilim ki tanınmak için çıkayım. Hı-hı. Ondan dolayı onlar da hak veriyorlar. Hı-hı. Eksik olmasınlar. Kimseye de gücendirmek istemem. Konuşabileceğim programlara evet diyorum. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet. Yani o tip programlara seve seve gidiyorum. Ben de sesimi duyurmak isterim tabii ki. Peki o çılgın mesela sahne şovlarınızı ve sahnedeki o çok yapmak isterim hala. Hala mesela isterim. Ben hatta bir 7-8 sene geçmiş olabilir üzerinden. Sevgili Mustafa Oğuz'a söylemiştim. Mustafa gel çok çılgın bir konser yapalım. İşte duygularımı anlattım. Neler yapmak istediğimi. Hatta böyle işte orkestrayı şöyle bir yere oturturuz. İşte şunları şunları yaparız. Eski konser, o benim çılgın konserleri de anlattım. Oradan yararlanırız vesaire. Böyle konuştuk ama gerçeğe dönüşmedi. Nedense belli insanlar dikkat et, yaz konserleri daima veriyor. Evet. Bir de o arkadaşlarımıza yenilerden o sene kim güncelse bir de onu koyuyorlar. Hı-hı. Yani böyle bir kısır döngü var. Hı-hı. Bu televizyon içinde geçerli. Hı-hı. Aynı insanlar oynuyor dizilerde. Burada ölüyor. 15 gün sonra bu dizide dirilerek başka bir rolü oynuyor. Sen hala bu ölmüştü diye aklın karışıyor. Hı-hı. Hep aynı arkadaşlar. Doğru. Sürekli maalesef. Diziler aynı insanlar. Sinema filmleri de şimdi dizilerde oynayanlar. Hı-hı. Çok başarılı filmler var. O başarı açısından hiçbir şey diyemem. Çok da başarılı Beren gibi, Kıvanç gibi çok beğendiğim arkadaşlar var. Onu demek istemiyorum. Yani çok aynı, değişik bir şey yapmayı kimse düşünmüyor galiba. Biri bir sabah programı yapıyor, herkes aynısını yapıyor. Şimdi az önce söylediğiniz için o zaman sormak istiyorum. Hakikaten yeni arkadaşlarımız var.
hevesli, heyecanlı ve şu anki popülariteyi yakalamış o rüzgarla giden arkadaşlarımız var. Onlara mesela ne tavsiye edersiniz? Ne rüzgar, rüzgar arkadan iter ya insan, hani böyle sokakta böyle arkadan rüzgar vurur, şemsiyeni zor tutarsınız, iter yani. Evet. Suyun da gücü vardır, suyu sıktığın zaman fırlar gidersin. Bu tip güçlere kanmasınlar derim ben. Kendi gücünle yürümek önemli. Hani daracık bir patikada ya da işte bir bu tarafı uçurum olan bir yerde sen kendi başarınla böyle yürüyüp de düzlüğe geçebiliyorsan o daha iyi. Bir de şey zannediyor arkadaşlar, her dakika görünmeleri lazım televizyonda ya da basında. Değil. Öyle mi gerçekten? Tabii bence öyle. Çünkü dikkat ediyorum, bir süre yoklarsa ortada saçma sapan bir konuyla çıkıyorlar ama düzmece bir konu olduğu belli oluyor. Ancak işte bir sürede öyle götürüyorlar. Korkuyorlar o sırada görünmedikleri için. Hı hı. Halbuki şöyle düşünsünler bak. Trambolinde sıçrarken ne yapıyoruz? Trambolini önce bir vuruyorsun kendini, bir aşağıya hız alıp birkaç kere hızını alıp ondan sonra yukarı sıçrıyorsun değil mi? Hı hı. Yani kendini aşağı, sonra çıkınca tekrar iniyorsun. Bir daha vuruyorsun ayağını, tekrar çıkıyorsun. Bu en azından onlara örnek olmalı. Yani demek ki şurada geçirecek de bir zaman ayırmak lazım. Yani merdiven gibi. Çık, kendi kendine duraklama dönemi hazırla. Geriye çek, yine bir şeyler yap, ara ara göster kendini. Michael Jackson kaç sene yapmıyordu? Beatles kaç sene? Yani ille her dakika ortada olmak zorunda değil kimse. Ama bizde öyle zannediliyor. Bu bıktırır ve o zaman sonu gelmez. Onun için de Sertab'ı, Kenan'ı ve Tarkan'ı seviyorum. Bir konser furyasıyla görünüyorlar, sonra kendilerini çekiyorlar. Kimseye laf atmıyorlar. Onların için olan dedikodulara da gülerek geçerek cevap veriyorlar ve kapatıyorlar. İşte öyle olmuyor. Onun için o arkadaşlarım uzun ömürlü olacak. Çok kıymetli Füsun Önal'dan bu gerçekten kıymetli sözleri de her yerde bulamazsınız. Bence hepimize örnek olmalı gerçekten. Sohbetimiz akıp gidecek, daha konuşacağımız çok ama şey var. Ama para kazanmak lazım. Reklamlar mı yoksa? Evet, aynen öyle. Kısacık geliyoruz. Efendim hadi konuşalım, devam ediyoruz. Sevgili Füsun Önal stüdyo konuğum, yeni açanlar için hemen anons edelim. Keyifli sohbetimiz akıp gitmekte. Sizi yorumculuk haricinde yaptığınız her o güzel sanat dalında hep birini teşvik etmiş, keşfetmiş öncelikle. Evet. Değil mi? Haldun Dormen, Hadi Çaman tiyatroculuk yönünüzü, evet, oyunculuk yönünüzü, evet, daha doğrusu, evet, keşfedenler. Teşekkür ederim ikisine de. Tarık Dursun, Kahve. Hadi'ye rahmet yolluyorum. Haldun'a da öpücük yolluyorum. Uzun ömürler versin. Evet. Tarık Dursun, evet. Tarık Dursun, Kahve, Aziz Nesin. Yazarlığa teşvik eden, evet, isimler. Yine Engin Cezar sizin müzikallere, müzikallere Engin Bey'e çok saygılar buradan. Fotoğrafçılığa Sami Güner, Mazhar, evet, Fatih Özkan'la Fuat. Fuat'ın babası, babası. Fuat Güner'in babası. Evet. Sami abi müthiş bir fotoğraf ustasıydı. Siz keşfedin değil mi? Beklersiniz hep böyle. Kendiniz hani benim bu şu tarafım var onu göstereyim gibi böyle bir cesaret. Hayır, mesela şimdi şey geliyor insanlara. İşte ben kitap yazacağım Füsun abla ya da Füsun Hanım, ben ne yapayım, kitap yazmak istiyorum. Veyahut da işte şey, şarkıcı olmak istiyorum. Hani çünkü niye? Herkes yapmaya kalktığı için kolaymış gibi algılanıyor. Yani köşe yazmak istiyor, ben de yazmak istiyorum. Canım öyle değil yani. Yani herkes kolay Ayşe Arman olunmuyor yani. Ayşe Arman'ın o kıvraklığını, o zekasını toplamak ya da Selahattin Duman'ın o esprili yazılarını yazabilmek ya da Yılmaz Özdil'in çok kısa ama inanılmaz geçiren ya da mesajlar yollayan yazılarını yazabilmek çok zor. Ben 2002 yılından beri Ekolay sitesi mahmure.com'da yazıyorum. Ondan önce Milliyet Gazetesi'nde yazıyordum. Evet. Füsun'un Oltasına Takılanlar diye bir yarım sayfa köşem vardı. Ekolay açılınca benim orada yazmamı da rica ettiler. Yani ben ancak hani bir tarafa yetişebilirim. Çünkü kitaplarım da var. İmza günleri, yani yetişemem hepsine diye. Hı hı. Orada yazmaya başladım. Mesela o kadar kolay bir şey değil. Mesela kitap yazmak. Benim en iyi okurlarımdan bir tanesi Metin Serezli'dir. Tiyatro oyuncusu sevgili Metin Serezli. Benim yönetmenliğimi de yaptı. Durdurun Dünyayı İncek Var müzikalinde. Metinciğime de buradan öpücükler yolluyorum. Metin hemen okur, hemen açar yorumunu yapar. Der ki senin kitaplarını
birçoğunu bir film yönetmeninin ya da dizi yönetmeninin önüne aç koy birinci sayfadan, direkt çekmeye başlasın sırasıyla. Her türlü mekanı anlatmak, karakterlerin tipini çizmek, onların geçmişlerini tarif etmek, anlatmak. Yani kurgun çok iyi der. Kurgu çok önemli. Hangi olaydan nereye geçeceksin? Filmde yok mu? Burada evet, bir sahneden öbür... Bu bağlantıdır seni sürükleyen. Öyle bir şey alıp da masal anlatır gibi böyle yazılmıyor kitaplar işte. Öyle zannediyor arkadaşlarımız. Ya da Ayşe Arman gibi şeytan gibi yerden yakalayacaksın soruları. Bu kolay değil. Peki bu isimler olmasa mesela sizi yazar olarak biz görmek için daha ne kadar bekleyecektik? Ya da hiçbir zaman miydik? Ben yine kendi küçük hatıra defterlerime ve ajandalara kendi duygularımı, aşk duygularımı, özlemlerimi, üzüntülerimi kendi kendime yazmaya devam edecektim. Çünkü çocuktan beri hep yapıyordum bunu. Öğrencilik yıllarımdan beri. Gerçekten kolay bir iş gibi görünüyor. Bakıyoruz ünlülerin de çok kitapları var. Hatta sizin o konuyla ilgili bir eleştiriniz de olmuştu. Şöyle demiştiniz yanılmıyorsam, birçoğu kendisi yazmıyor. Bir başkası yazıyor ve ben yazdım ve diyorlar. Nitekim o işi yapan bir arkadaşım da var yani. Ben hatta diyorum, kitap yazan, kitap yazan biri, onun da kitapları var ama orada onun adı geçmiyor. Ben diyorum yani niçin sen yazmış ol, niye? Bir de dürüstçe Filiz Akın gibi kendi işte birisi yazmışsa açıkça söyleyeni de var. Ben yazmadım diye. Ama çoğu böyle yapıyor ve bir kitapta kalıyorlar. Birçok öyle arkadaşın kitapları var. Bilemedin iki kitap. Sonra roman ben hep yazıyorum ve gördüğünüz gibi kitaplarımın hep kalındır. Evet, 20 tane biz bu kadarını ancak burada şu anda yani 20 kitap şöyle falan olur. Çok az ince kitabım var. Hani bu neyi anlatıyor? Olayları detaylandırmayı, bilgi vererek roman yazıyorsun. O zaman roman yaşıyor. Cadde ise o caddenin adı gerçek. Bir doğum sahnesi vardı bir Silikon Hayatlar adlı romanımda. Evet. Küçük bir yerde geçecek. Hemen kadın doğumcu arkadaşım Sermet'i aradım. Sermet'cim bana ama bilgi ver. Onu oradaki doktora söylettim. İşte İstanbul'u anlatacağım. Şurada Aziz Nesin adını koyduğu şu kitabı. Evet, hemen sana göstereyim yine. Tabii. Aslında Hüzün de hepsinin yaşadığı, Aziz Bey'in adını koyduğu bu kitabımdı. Bunun içinde 6-7 Eylül olayları geçiyor. Yani bilmediğim. O zaman tamam annem anlatıyor, babamdan duyuyorsun ama Ergun Hiç Yılmaz'dan mesela çok yardım aldım da Ergun abi. İşte Ay Işığında Yıkanan Vücutlar. Evet. Bir ailenin 100 yılı. Osmanlı döneminde Atina'da başlıyor kitap. 2000'lere geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nı kapsıyor. Patrik Hane'den çok yardım aldım. Çünkü Atina var artı oradan buraya gelmiş aileler var. Burada ne yaparlardı, nasıl yaşarlardı, nerede yer içer, evlenir, oturur, okurlar, duaya giderlerdi. O hepsi gerçek. Ciddi araştırma yapıyorsun. Tabii ben İkinci Dünya Savaşı yazmak için rüyalarıma giriyordu. Bir ton kitap, İngilizce kitap okudum, internetten bilgi aldım. Orada ölmüş Normandiya çıkartmasındaki bir askerin yaka numarası bile. Savaşta ölmüş askerlerin resimleri diye bir site buldum. Oradan büyüteçle baktım. Oradaki herhangi bir askerin yaka numarasını koydum. Orada ölmek üzere konuşan askerin yaka numarasını koydum. Hani kimse bunu bilmiyor ama ben mutlu oluyorum. Bizim aslında eksik özelliklerimizden bir tanesi, daha doğrusu yanlış yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, çok kolay aramıza kabul etmemek insanları. Bir önceki kimliklerinden dolayı. Şimdi siz yorumcuydunuz ve sonra yazarlık yapmaya başladınız. Tabii kabul etmeyenler oldu. Tabii bir de Allah Allah yani bu kadın habire yazıyor ve inkılap gibi koca bir yayın evi. Hani devamlı kitabı çıkıyor. Allah Allah diye böyle hani bir dudak büken, birazcık da o dudak bükmenin altında kıskançlık ben hep hissederim. Yani birileri sana hep bir şey dokundurursa, bu özel yaşamda da geçerli. Bu komşular arasında da olabilir, akraba arasında da olabilir, yakın arkadaşın arasında da olabilir, mesleki de olabilir. Böyle birileri sana böyle hani mıdı mıdı gibi yapıyorsa mutlaka bunun içinde bir kıskançlık da yatar bunun altında. Mesela bende bu duygu hiç gelişmemiştir. Mesela Ayşe Arman'ın yüzüne dedim, Ayşe senin hayatını kıskanıyorum.
Kocasıyla ilişkisini, çocuğunu, işte oraya koşuyor, oraya koşuyor. Yazılarını şekil. Mesela bu kıskançlık güzel kıskançlık ve itiraf ediyorum. mesela Çiğdem Talu, Melih Kibar bana yıl dönümü şarkısını yaptılardı. O sırada Erol Evgin'e işte öyle bir şey yapıldı. Mesela işte öyle bir şey kıskanmışımdır. Ama bana da çok güzel bir şarkı yapmışlardı. Bunu da söylerim her zaman. Bunlar iyi şey. Mesela Sezen Aksu benim Sezen'cim Kelebekleri Kenter Tiyatrosu'nda oynarken seyretmiş. Annem oturuyormuş yanında. Sonra annemi antrakta şey demiş, yani Füsun'u beğenerek, severek, kıskanarak, heves ederek öyle izledim demiş. Tüm duygularını, yumağını anneme anlatmış. Bunlar kompleksiz insanlar böyle olur. Ben de onun için Ajda Pekkan'ın direncine her zaman hayranımdır. Kendini bu yıllara taşımışlığına. Ne bileyim, Ayşegül Aldınç'ın bacaklarını çok beğenirdim. Nükhet'in eski şarkılarındaki yorumlarına müthiş bayılırdım. Yani ben bunları her yerde, mesela Nilüfer'i çok beğenirim. Şimdiki şarkılarını çok o tatta... O şarkılar çok lezzetliydi, bilmiyorum yani. dolayısıyla bunları söylemekten bir sakınca duymam yani. Hiç de kompleks yapmam, dürüstçe. Peki şey, tabii şarkıcılıkta müthiş bir ego oluyor sanatçılarda, biliyoruz ki. O anlamda da zirvedeyken yeniden kendinizi ispat etmek bir başka alanda. Bu sancılı ve sıkıntılı günler yaşattı mı size? Hayır, ben hiç sıkıntılı gün yaşamadım. Çünkü beni keşfeden insanlar ne olacağını ileriyi görebilecek insanlar olduğu için, onların sayesinde girdiğim için, girdiğim işte fotoğrafçılık olsun, yazarlık olsun, tiyatroda ve müzikaller olsun, o insanlar geleceği ne yapabileceğimi bildikleri için ben zorluk çekmedim. Ama dediğim gibi kıskananlar bana şey söylemişti, rahmetli Hadi. Kulise gelip de oyun çok tuttu, Kelebekler Özgürdür. Yani inanılmaz, 1000 küsur kere oynadık. Türkiye'nin her yerinde oynadık. Şayet tabii ki birileri gelip de elbisen çok güzeldi, saçın çok iyiydi der de oyunu hiç dokunmazsa, bil ki o senin kıskancından ölmüştür derdi, rahmetli Halbi. Ve buna çok şahit oldum. Yani diyemiyor bir türlü, çok iyi oynuyorsun diyemiyor. Belki kendi konservatuvarlı, ben dışarıdan gelmişim. Ben Ankara Kolejliyim, TED Ankara Kolejliyim, dil tarihliyim, konservatuvarlı değilim ama çok başarılıyım. Bunu diyemiyor bir türlü. Öylelerine de rastladım. Ama neyse, beni hazırladıkları için gülerek teşekkür ederim sadece dedim. Şu anda da 9. tiyatro oyunumda oynuyorum. Yani 9. oyunda oynuyorum, Figaro'nun Düğünü. Artık bu kadar oyundan ve bu kadar kitaptan sonra hala bunu söylenen kalmamış. Tabii ki. Bir de mesela sanatçı, işte yeni bir sanatçı diyorlar. Ben ismimin altına işte şarkıcı, oyuncu, yazar yazılması istiyorum. Ama tabii bunların toplamı sanatçıyım yani. 20 kitap, 14 fotoğraf sergisi, 9 tiyatro oyunu. Bir ton ödül, evet, şarkıcılığına. O zaman bunların toplamı sanat. Ben de onları icra eden kişi sanatçıyım. Ama bir tane kaset yapıyor, CD yapıyor. Sanatçı olarak hep laf geçiyor. Onun lügat anlamını bilmiyorlar. Bu da yanlış oluyor. Onun için kendimi sanatın içinde yoğrulmuş, kendi tırnaklarıyla, kimsenin, sadece manevi desteğinin dışında... Kimseyle menfaatim için flört etmedim. Kimseyle menfaatim için evlenmedim. Aşık oldum iki kocama da, evlendik. Mıydı? Onlar da bana aşık oldu. Evlendik. Olmadı, boşandık. Dost kaldık. Hiç işte bununla flört edersem işte bunu yaparım. Burada bunu... Ya, hayır. Ya, olacağı varsa olur. Var mıydı böyle gerçekten? Var yani. Olmaz mı? Hala var. Eskiden daha azdı. Şimdi daha çok var. Yani... Bilmiyorum, ben çok güzel aşklar yaşadım. Hepsi kalbimin sesiyle yaşanmış ilişkilerdi. Hepsi çok kaliteli adamlardı. Ama bu piyasadan, ama bu piyasanın dışında. Hiçbiriyle kavga ederek ayrılmadık. Olmadı. Bir şeyler tükendi, bitti. Sonra rastladığımız her yerde konuşur olduk. Bu güzeldir. Ben kavga sevmem. Didişmeyi sevmem. Ne sporda didişmeyi severim.
ne bileyim siyasi inançta, dini inançta hiç didişmeyi sevmem. Herkes, hani her koyun kendi bacağında nasıl diye bir lafımız var, ne güzel. Hiçbir polemik içerisinde görmedik bugüne kadar zaten. Yerine göre lafımı da cart diye geçiririm, o ayrı mesele. O dalıma basarlarsa balık burcum, bu balık bir harekete geçerse de o zaman perişan ederim, o da ayrı mesele ama o raddeye getirmemeye uğraşırım. Çok sabırlıyımdır, yani iyi ya sabır çekerim, tüm patlarım sonra. Yani barışçıl bir insanım. Olması gerektiği gibi, evet. Her sanatçı. Bir de çok çalışkan. Bak, bütün yönetmenlerim söyleyebilir. Gece arasına kadar bana prova desinler, gıkımı çıkartma. Hiç. İşte o emek verdiğiniz son oyunda da aynı şey geçerliydi. Provalar bitti ve pek çok yerde sergilendi. Hakan Altıner inanılmaz şeker bir yönetmen. Hakan'ım ben söyledim ya, kabaresinde çalıştım, evet, Talimhane'de. Evet, evet. Tanıyorum. Tiyatro Evita'da ben oynarken Hakan da Şehir Tiyatrosu'nda müdürdü. Oradan da tanıyorum. Tanımak başka. Ama mesleki olarak çalışmak apayrı bir şey. Hakan Altıner'le birbirimizi Figaro'nun düğünü provalarında tanıdık. Çok iyi bir yönetmen. İnsanı çok rahatlatan bir yönetmen. O da benden mutlu oldu. Benim her şeyi hemen kapmamdan, çabuk ezberlememden. O ezberim müthiştir yani. Gerçekten hemen. Çok güzel görüntüler izliyoruz bu arada. Aa evet. Ben sana bakmaktan orada görüntü. Nedim Sabah Nedim, var orada Kıbrıs'ta, değil mi? Bu Kıbrıs turnesi. Evet. Sanem, Nedim, Erez, bizim giydiren kostümcü arkadaşımız Sanem, Sanem'in ablası Erez, ben kulisimizdeyiz. Çok hoş. Şapkanız da yönetmen yardımcımız Seda. Şapkamız makarna kedi. Öyleymiş. Nedim sana katıldığında söyledi mi? Yayında değil ama sonrasında. Yani gizlenecek bir şeyimiz yok. Hepimizin gördüğünüz, o şu resimde gördüğünüz şapkalarımız makarna kevgiri. Üstüne tüller koydu. Türkan Kafadar hazırladı kostümlerimizi. Çok şık, çok kıyafetlerimiz güzel banyo perdelerinden. Tarık Papuççuoğlu'nu görüyorum galiba yine orada. Banyo perdelerinden banyo kıyafetlerimiz. Evet. Bir tek iç pantolonumuzda korselerimiz, gepiyerlerimiz kumaş. Geri kalanların hepsi banyo perdeleri. Şimdi nerede sahnelenecek en yakın zamanda izleyenlerimizi Şimdi duyuyoruz. Bu cumartesi günü, bu cumartesi ayın 9'unda günü. Saat evet. 20.30'da Akatlar Kültür Merkezi'nde, Zeytinoğlu Caddesi'nde, evet. Ak Merkez'in karşısında oluyor. Akatlar Kültür Merkezi'nde 8.30'da. Sonraki oyunumuz ayın 21'inde Maslak Tim'de, Show Center'da, Maslak Show Center'da, Türkan İnanoğlu'nun açtığı büyük Show Center'ın içindeki tiyatro salonunda. Sevenleri. Sonra İstanbul Üniversitesi'nin sahnesinde de oynayacakmışız. Hı-hı. Ama onun tarihini şu ben an aklımda yok. Ben size nereye duyururum. Bu arada gelen mailler var. Bir iki tane tamam, hemen anayım oku. Programı sana doğru. Hep ustalar teşvik etmiş. Bu konuda çok şanslı Füsun Hanım. Yeteneği olan ancak bunu göstermek için sırada bekleyen gençlere ne önerir acaba diyor. Deminden beri önerilerimizi yaptık. Her şeyi atlamamak lazım. Ben Tarık Dursun yazar mısınız diye teklif etti. En az 5-6 ay yazdım, yırttım, attım. O zaman bilgisayar kullanmayı da bilmiyordum. Yırttım, attım. Sonunda aynen böyle devam et dedi. Bir Orhan Veli'ye ithafen, affet beni Orhan Veli diye bir İstanbul'un betonlaşmasını anlatan bir yazı yazdım. Ondan sonra aynı böyle devam et deyince çıktı ortaya. Hı-hı. Tabii ki yeni arkadaşlara aceleci olmamalarını, her teklife atlamamalarını, aynaya bakıp ben çok iyiyim, bunu ben çok iyi yaparım, yazarım, oynarım, bestelerim, söz yazarım diye değil. Birilerinin onları keşfetmesini beklemeleri lazım. Peki bir diğer hemen soruya geçiyorum. Hangisinden çok para kazandı Füsun Hanım? Şarkıcılıkta mı, yazarlıkta mı, tiyatro oyunculuğunda mı yoksa fotoğrafçılıkta mı? Sıraya sokarsam şarkıcılık bir numara, iki numara kitap, üç numara tiyatro. 4 numara yazarlık ve 5 numara fotoğrafçılık. Diğerlerine vakit ayırmasaydınız ve sadece şarkıcılıkta kalsaydınız çok daha varlıklı mı olurdu acaba? Ben çok mesela ben araba kullanmayı hiç öğrenmedim. Arabalarım vardı, şoför kullanıyordu. Ben hiç araba kullanmayı öğrenmedim. Şimdi metroya da biniyorum. Ne bileyim Kadıköy'e geçiyorsam vapurla geçiyorum. Ondan sonra minibüse de biniyorum. Çünkü ineceğim yere daha yakınsın. Taksi gıdık 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 gideceğine, evet, minibüsün doğru. Kendi gittiği yoldan daha çok rahat, keyifli olsun. İnsanlara merhabalaşıyoruz, konuşuyoruz. Toplu taşıma araçlarını çok seviyorum. Hiç bir
sakınca duymuyorum. Böyle de bir para hırsım ille, çünkü öbür dünyaya götürülmüyor. İlla bir ev daha alayım. Bir ev var işte yani. Evlerim var. Onlar da yeter bana. Peki Füsun'un geçmişe baktığında keşke şunu yapmasaydım dediği oldu mu? O neydi acaba demiş. Kendisini çok seviyorum diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Hiç pişman olduğum bir şey yok. Bu konuda da Allah'ıma teşekkür ediyorum. Şükrediyorum. Ne güzel. İki evliliğimden de hiç pişman değilim. Sevgililerimden hiç pişman değilim. beni teşvik edip de uyguladığım meslek dallarımdaki çalışmalarımdan ve neticelerinden hiç pişmanlık duymadım. Çok iyi bir çocukluk yaşadım. Çok iyi bir eğitim dönemi geçirdim. İftar teşekkürlerle birlikte. İyi bir ailem var. Çok şükür annem babam yaşıyor. Çok beni seven arkadaşlarım, hayranlarım var. Çok selam olsun, hürmetler olsun. Annem babama öpücük yolluyorum. Bu sevgi